Evet arkadaşlar, merhaba. Samsun Bafra'dan Öğrencik Mahallemize doğru yola çıkacağız. Aurora Cappuccino ile seyahat edeceğiz arkadaşlar. Ama biraz soğuk ama motorla gitmeyi düşündüm. Hem bir macera olsun, hem sizlerle bir video çekeyim diye. Şimdi Bafra'nın meşhur Kızılırmak'dan geçip Çetinkaya Köprüsü'nden Öğrencik Mahallesi'ne doğru yolculuk yapacağız. Evet. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tarlalarımı sıradan gezmeyi planlıyorum. Şimdi ilk çeltik tarlasındayız. Burası 7 dönümlük çeltik tarlamız. Biliyorsunuz bu sene çeltik tarlaların çoğuna fi ekimi yaptım. Güzelle yapmıştık. Kanalda anlattığım video var. Bayağı bir gelişim sağlamış. Tabii havalar soğudu. Ocak ayındayız. Yani 2 dereceler, 1 dereceler artık görünüyor. O yüzden gelişim biraz yavaşlamış. Şöyle bitkiye de baktığımızda yani bu soğukla alakalı bir durum olabilir. Azot eksikliği de olabilir. Azot değil. Büyük bir ihtimal bu. Fosfor eksikliği arkadaşlar. Yapraklardan görüldüğü üzere. Ya tabii fi otu fosfor istiyor. Ben buraya tabii taban gübresi atmadım. Yani TSP atabilirdik. Ama fiyatları çok yüksek. 50 kilogram 900 TL istediler. O yüzden ben tabana atmadım. Ama şöyle planlıyorum. Büyük bir ihtimal Şubat sonu Mart başı gibi havanın durumuna göre yapraktan beslemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ne vereceğim? MAP gübresi vereceğim. Fosfor ağırlıklı bir gübre. Yapraktan. Belki fümik asit de atabilirim içerisine. Fümik asitle besleyebiliriz yapraktan. Şu anki durumu iyi. Yerli fi dediğimiz fi ekimi yaptım. Macar değil arkadaşlar. Yan komşu Macar fi ekmiş. Yani Macar fi'nin gelişimi çok yavaş oluyor. Ben Mayıs ayı içerisinde otu alacağım için Macar ekmedim. Macar arkadaşlar çabuk çilleniyor. Ama gelişimi çok yavaş oluyor. Gördüğünüz gibi tarlada hiç yok gibi. Hiç yok gibi görünüyor. Ama bizim tarlamız daha yeşil. Geç ekim yaptım. Aralık ayı içerisinde ekimini yaptım buranın. Geçen sene Ekim ayında yapmıştım. Ekim ayındaki fi
arkadaşlar ilerleyen zamanlarda hastalık alıyor. Ot olarak alamıyorsunuz. Bu sene Aralık ayında ekimini yaptım. Yani şu durumu, şu boylanması benim açımdan iyi. Mayıs ayına kadar bu bayağı bir çoğalacak. Görünüş güzel arkadaşlar. Şimdi diğer tarlama geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi 15 dönümlük çeltik tarlamızdayız. Burada da fiye ekili. Burayı da anlatmıştım sizlere. Burada da durum aynı. Yani burada da yapraklarda yine morarma var. Dediğim gibi büyük bir ihtimal fosfor eksikliği. Yani tarlamızda fosfor eksikliği görülüyor. Yani bununla ilgili o zaman ne yapacağız? Çeltik için de hazırlık yaparken toprağa verdiğimiz gübrelere fosfor ekleyeceğiz. Tabi burayla ilgili bir toprak tahlilim vardı ama geçen sene yaptırmıştım buraya. Ama genelinde görünüyor. Burada fosfor eksik değildi tahlillerde. Fiile görülüyor. Yani dediğim gibi sebebi soğuklarda olabilir. Hava şartları malum. Ama bakacağım arkadaşlar. Yani Şubat sonu Mart gibi, yani büyük bir ihtimal Mart ayı içerisinde, Mart'ın 15'ine kadar burayla ilgili bir yapraktan gübreleme yapabilirim. O zaman da bir inceleyeceğim. Bakacağım, eğer bu yapraklardaki morarmayı, kızarmayı o zaman da görürsem büyük bir ihtimal çeltikte de fosfor ağırlıklı bir gübre atmam gerekecek. Büyük bir ihtimal 18-46 atacağız. Ya da ilave fosfor TSP'de alabiliriz. Yani çeltik önemli. Burası da güzel görünüyor. Şu anki gelişimi iyi. Benim için ideal. Tarlanın üst kısmında da güzel bir çoğalma olmuş. Burada niye böyle güzel? Aşağı taraf. Biraz daha koyu yeşil. Bu taraf biraz daha açık yeşil. Burada da kızarmalar var ama diğer tarafa nazaran daha az. Yani arkadaşlar bitkileri iyi tanımamız lazım. Nasıl iyi tanıyacağız? Bitkilerin gelişiminde yaprakları inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, şu alt yapraklardaki morarımsı kızarmalar, renk değişiklikleri bakın uç yapraklarda görünmüyor. Neden görünmüyor? Bütün bitkilerde gelişim aynı arkadaşlar. Yani fosfor eksikliğindeki belirtiler bunlar. Şimdi bunun içerisinde buğday da var, arpa da var. Onlara da bakalım. Şurada bir tane var. Alalım. Bunda çok belli değil. Ama uç yapraklarda evet, bakın şuradakinde var. Yani %99 fosfor eksikliği. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar diğer tarlama geçiyorum. Burası da çok güzel. Yine fiye tarlası. Düz araziler buralar. Taban araziler. Şimdi geçeceğim tarla da çeltik tarlası olacak. Orada da fiye ekili. Orayı da bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de 23 dönümlük çeltik arazimizdeyiz. Burada da aynı görüntüler var. Yani büyük bir ihtimal hava şartlarıyla alakalı bir durum. Dediğim gibi Mart ayında bir kontrol daha yapacağız.
Tabii Mart ayında aynı zamanda buğdaylarımıza da ilk üst gübreyi atacağız. Öle gübresini. O zaman buraları da kontrol edelim. Buralar da güzel. Gelişimi hemen hemen bütün tarlaların aynı. Göründüğü gibi. Gayet iyi. Bakalım inşallah arkadaşlar buraları hasat ederiz. Şimdi Falado ikili tarlamıza geçeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da bir Ramata arpa ikili tarlamızda videoyu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, şimdi 8 dönümlük Falado ikili buğday tarlamızdayız. Arkadaşlar gayet güzel. 5 Aralık ekim tarihi. 5 Aralık'ta ekim yaptık. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Burayı arkadaşlar Altınay'ın 20K 2,5 iş genişliği olan mibzeriyle ekim yaptım. Gayet de güzel. Burayı anlatmıştım arkadaşlar videoda. Buraya 35 kilo 20'ye 20 gübresiyle 15'e 15 gübresini karıştırdık. Artı 5 kilo da çinko sülfat verdik tabandan. Şu anki görünüş çok güzel. Gayet başarılı. Ekim sıklığı da güzel. Ne verdik? Buraya kendi tohumumuzu ektik arkadaşlar. Sıfır tohum almadık. Kendi tohumumuzu ektik. Geçen seneki buğdayımdan tohumluk ayırmıştım. 35 kilo tohum attım buraya. 35 kilo da değil. Pardon, yanlış söylüyorum. 32 kilo. Evet. 32 kilo buğday attık arkadaşlar dek dönüme. Burada da yaprakları incelediğimizde herhangi bir eksiklik görünmüyor. Gayet güzel. Çıkışlar güzel. Bir sıkıntı yok. Bir problem görünmüyor. Bakalım inşallah burayı da hayırlısıyla hasat etmeyi nasip eder. Şu anki görünüş çok güzel. Ben buraya merdane çekememiştim arkadaşlar. Anlatmıştım bir önceki videomda. Merdane çekseydik daha güzel bir çıkış olurdu ama olsun. Bu da çok güzel. Daha da güzel olabilirdi merdaneyle. Ama anlatmıştım. Burada toprak yaştı arkadaşlar. Yaş olduğu için merdane çekip toprağa yapıştırmak istemedim. Güzel görünüş. Bakalım inşallah. Şubat sonu arkadaşlar. Mart başı. Mart'ın ilk haftası. Yağmura göre buraya 25 kilo üre gübre satacağım arkadaşlar. Üst gübreleme. İlk üst gübremiz. Ondan sonra sırasıyla yabancı ot ilacı, yapraktan besleme ve pas ilacı olarak tabir ettiğimiz hastalık ilacını atacağız. İnşallah böyle kısım kısım göstereceğim. Hasata kadar videoları paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi Ramata buğday arpaya geçiyoruz. Arkadaşlar, Ramata arpa ikili tarlamızdayız. Burası da çok güzel. Çıkışlar mükemmel olmuş. Ekim aralığımız da güzel. Tarla yemyeşil gözüküyor. Arpa tabi buğdaya göre daha hızlı bir gelişim sağlıyor. Burayı da arkadaşlar 25 kilo 20'ye 20 ve 15'e 15 gübresini karıştırdık. Yine altına çünkü sülfat koyduk. 5 kilo.
artı 25 kilo, 24-25 kilo da arpa tohumu koyduk. Gayet güzel. Buranın da üst gübrelemesini buğday gibi aynı zamanda yapacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa Mart başında. Arpaya biraz daha az üre vereceğiz arkadaşlar. Bu köpek de peşimi bırakmadı. Çok da sevimli ama. Küpeli. Gel bakayım. Gel küpeli gel. Gel. Seni barınaktan da bıraktılar. Ha? Ya işte arkadaşlar, yani bakamadığımız hayvanları sahipleniyoruz. Hayvanlar insanlara çok alışkın ve sokakta yaşamaları zor bunların, zor. Şu güzelliğe bak. Minik. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi buraya üre gübresini de atacağız. Mart'ın ilk haftasında yağmura göre 15 kilo üst gübre vereceğiz. Yine sırasıyla ot ilacı, yapraktan besleme ve pas ilacını da yapıp hasata doğru ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi yolda gelirken ben ekim yaptığım bir arkadaşımızın tarlasını göstereceğim size. Oranın ekimi, yani ben bundan önceki tarlayı, Falado'yu göstermiştim. 5 Aralık'ta yapmıştık. Onu ise 5 Kasım'da yaptık. Yani aramızda tam 1 ay var. Erken ekimde bitki ne hale geliyor size göstereceğim. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, buranın da ekimini ben yaptım mimzerle. Dediğim gibi burayı 5 Kasım'da ekimini yaptık. Benim ekimden tam 1 ay önce. Şimdi arkadaşlar, hep beraber erken ekimde bitki ne hale geliyor? Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar, bu da azot eksikliği. Ne oluyor bitki? Çimlenirken toprak üzerine çıktıktan sonra tarladaki bütün, topraktaki bütün azotu kullanıyor. Kullanıyor. Tam gelişim kardeşlerime döneminde şu anda. Tam bir ay önde bizden. Havaların işte ekim yaptıktan sonra yağmurlu ve sıcak gitmesinden sonra hızlı bir gelişim göstermiş. Yani ne oluyor? Kardeşlerime dönemine geçiyor. Kardeşlerime döneminde de bitki yüksek azot istiyor arkadaşlar. O yüzden üst gübrelemeyi, üre atıyoruz. İstediği azotu bulamayınca da bu şekilde sararmalar meydana geliyor. Bu da verim kaybı demek arkadaşlar. Bu da kökboğaz hastalığının habercisi. Sonrasında buna ne atılacak? Kökboğaz atılacak. Yani şu anda buna üre gübresi atması lazım. Ama tam kış ayının ortasındayız. Ortasındayız diyebiliriz. Ocak ayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ortasındayız. Şimdi buna üst gübresi attığında ne olacak? Bitki büyümeye geçecek. Bitki büyümeye geçtiğinde kar aldığında bitki yatacak. Yani bu erken gelişim gösteren bitkilerde maalesef bu verim kaybına neden oluyor. Hastalıkların habercisi oluyor. O yüzden ekim derinliği 1, ekim zamanı 2, toprak hazırlığı 3, bitkiyi izlemek 4. Böyle sıralayabiliriz bunları. Bakın şu tarafta daha belirgin. Bu da benim peşimi bırakmadı. Küpeli. Bakın arkadaşlar, toprakta artık bitkinin alacağı besin kalmamış. Azot sıfır. Böyle olunca ne oluyor? Bütün kardeşler, ilk yapraklardan belli oluyor. Bütün kardeşler gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen sevdin de beni. Ama peşime gelme. Benim köpeğim var. Evet, gördüğünüz gibi. Vallahi üzüldüm arkadaşlar yani. Gerçekten üzüldüm. Bu şekilde olmasına üzüldüm. Ben söylemiştim erken ekiyorsun diye, bekle biraz da. Ekemem burayı, su duruyor dedi. Ekerdik de aslında.
Ama maalesef şimdi burayı sık dektik. 30-33 kilo tohum aktık. Sıfır tohum. Panda sektik. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Benim tarlama komşu. Sizlerle paylaşırım burayı da. Evet arkadaşlar, bizi takip etmeyi unutmayın. Tarım Medya kanalımız paylaşım yapmaya devam edecek. Herkese bol bereketli bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere.